MWC 2024'ün ilk lansmanından çıktık. Evet. Honor lansmanı. Buradan da Xiaomi'ye gideceğiz. Oradan da Xiaomi'ye gideceğiz. Hızlı başlıyor pazar günü fuar. Ne düşünüyorsun Honor lansmanıyla ilgili? Şimdi Honor bize lansmanda telefon gösterdi, tablet gösterdi, bilgisayar gösterdi. Bir de Porsche Design özel katlanabilir telefonunu gösterdi. Dördünü ayrı ayrı mı değerlendirmek istersin? Yoksa Honor'ın bu lansmanıyla ilgili yekten böyle kafadan bir giriş mi yapmak istersin? Ya lansman çok güzel abi. Hani etkinliği çok düzgün planlamışlar. Hani İstanbul'dan buraya geldiğimiz andan itibaren hakikaten doğru dürüst ağırlandık. Onu söyleyeyim. Sen Honor ekibindesin, onu da söyleyelim. Sen Türk Telekom ekibindesin. Şimdi bu kısmı nefisti. Sonrasında lansmana geçtik. Lansmandaysa karşımıza çıkan cihazla ilgili söyleyebileceğimiz o kadar çok şey var ki zaten bununla ilgili hani teknik özelliklerini kısaca anlattığımız cihaz elimizdeyken bir videoda yayınladık kanalda. Tamam. Onu da şuraya koyalım. Cihaz bence gerçekten çok üst düzey olmuş. Bayıldım. Para verip alırım yani. O kadar beğendim. Okay. Çünkü niye diyeceksin? Lansmanı biz izlerken sahne karşımızdaydı ya. Elimdeki iPhone 15 Pro, işte bir Android cihaz daha var, marka söylemiyorum ama çok üst düzey, böyle 45-50 bin liraya satılan bir cihaz. Magic 6 Pro ile sahneyi çekmeye çalıştım. Okey. Yani o şey değil mi? Lansman yapılırken telefon hala sendeydi. Ben yani. Ve tamam. Sahnede anlatan CEO'yu yakından çekmeye çalıştım. Mac yanımdaydı. Zoom'lu çekmeye çalışıyorum. Ve tamamen karanlık bir ortam. Sadece sahne ışıkları var. Aramızda yaklaşık 100 metre falan var. Var, var. 100 metrelik bir yerden çekim yapıyorum ve sonuç mükemmeldi. Süper, çok güzel. Yani real time test ettim 3 farklı telefonla. 3'ünün arasında Magic 6 Pro acayip öne çıkıyor. Sen 3 farklı telefon diyorsun. Lansmadığın zaten büyük bir çoğunluğu Honor'ın yeni telefonuna özeldi. Doğru. O özel olan kısmında büyük bir çoğunluğunda Honor, Apple'a ve Samsung'a saplayıp durdu. Doğru. Kıyaslamalarda. Yoksa Mac da aynısını söylüyor. Niçin nerede sapladı? Tasarım diyorum. Dayanıklılıkta sapladı. Pilde sapladı. Ekran kalitesinde sapladı. Seste sapladı. Ve ön kamerada. Selfie kamerada. Ve bunların hepsinden de bu saydığımız 5 segmentin tamamından da Dioxomark'tan şu an için 1 numarayı oynayan puanlar aldı. Ve anladığımız kadarıyla Dioxomark henüz ana kamerayı puanlamamış. Çünkü onun puanını şey yapmadılar, yansımadılar. Ama ben ilk kez bir Honor lansmanında Honor'ın kendisine Apple'ı ve kendisine Samsung'u bu kadar doğrudan rakip aldığını ve rakip aldığı her segmentte de bizim ürünümüz kesinlikle onun da ürününden, bunun da ürününden kesinlikle daha iyi dediğine şahit oluyorum. Yani. Çok netti, hiç lamıcım yoktu. Çok şaşırdım bu arada. Ve ben son 2-3 yıldan beri de hiçbir markanın herhangi bir iki böyle sektör lideri markaya bu kadar sapladığını, açık ben korkusuz deyip üzerine yürüdüğünü görmemiştim zaten. O yüzden de hani bunu böyle lansmanın bir dipnotu olarak anlatalım. Zaten bizim arkadaşlar İstanbul'dan Evren'le Aydoğan lansmanı da yayınladılar. Merak edenler inip bir lansmanı bizim kanaldan izlesinler. Şöyle bir hızlandırıp falan bir izlesinler. O çıkıyor ortaya. İkinci önemli ürün sanki şey katlanır gibiydi. Katlanır telefon bence. Porsche Design'dı. Niye bence katlanır telefon? Asıl şurada öne çıkıyor. Şu anda piyasada satılan amiral gemisi telefonlar arasındaki katlanır cihazların içinde en hafifi ve en incisi. Ve gerçekten de hani donanımsal anlamda biz Porsche Design'da en dolusunu gördük. Bir de adı Porsche olunca zaten her şeyin en iyisi anlamına geliyor. Pahalı, açıkçası bana göre değil ama olsa tadından yenmez yani. O da ayrı mevzu. Hele bir de telefonu alan araba veriyorlarsa o süper o zaman. Magic 6 Pro'ya da ben razıyım abi. Çok güzel. Söyleyelim, Porsche Design Türkiye'de satışa çıkacak. Çıkacak evet. Magic 6 Pro da Türkiye'de satışa çıkacak. Magic 6 düz olanın çıkıp çıkmayacağı daha netleşmemiş. Zaten piyasaya çıkmasına 2 ay var. 2 aya kadar netleşir dediler. Biz de takipçilerimize buradan bilgi böylece veriyoruz. Böylece Honor geçen yıl biz üst segment telefon Türkiye'de satışa çıkacağız diye bir söz vermişti. Evet. O sözünü de Honor Türkiye olarak tuttuğunu da söyleyelim. Üçüncü cihaz yine Türkiye'de satışa çıkacak olan tablet. Honor zaten 2023 yılında benim bildiğim kadarıyla tablet konusunda Türkiye'de epey bir iş yaptı. Çok iyi satmış. Rakamlara baktığımız zaman iyi satmış. Yani böyle bir pazara yeni giren markadan daha başarılı görünüyor. Ve galiba işte bu cihazla da şey yapacak, o başarıyı perçinlemeye çalışacak bir şekilde. Şöyle değerlendirebiliriz onu. Tablet piyasasında Honor'ın zaten geçmişten gelen alışık olduğumuz, yani bundan işte atıyorum 3-5 yıl öncesinden gelen alışık olduğumuz bir marka bilinirliği var. Var. Bu güvenle beraber ürünlerini insanlar satın almaktan çekinmiyorlar. Tablet piyasası da zaten hani fiyatların böyle çok rekabetçi çok olduğu bir piyasa. Tamam söyledim. İyi fiyat belirleyip güzel ürün getirirsen aynen Türkiye'ye öyle satıyor tablet bu o ülkeyi. Bu da tam öyle olmuş. Bu öyle olmuş. Bu da öyle. Öyle anladık. Daha Türkiye fiyatını falan bilmiyoruz. Son ürün
evde laptop. Laptop anladığımız kadarıyla Türkiye'ye girip gelmeyeceği pek şey olmayan, belli olmayan şu an için bir laptop. Doğru. Ama galiba Hanoi Türkiye'ye getirmek için uğraşıyor bunu. O cihaz da kendi içinde birçok şeyi barındıran bir cihaz. Birçok özellik barındıran bir cihaz. Ses olarak dünyanın en barındırdığı teknolojide ilk örneklerinden bir tanesi olduğu falan söylendi. Ben açıkçası söylemek gerekirse laptopla ilgili çok yorum yapmak istemiyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Hanoi henüz Türkiye'de, hani sen dediğin gibi tablet markası olarak var zaten. Cep telefonu olarak geliyor. Ama laptop olarak henüz bence Hanoi Türkiye'de çok yok. Fakat Hanoi gibi bir markaya laptop pazarında çok ihtiyaç var. Kesinlikle. Önemli olan o. Yani çok büyük ihtiyaç var. Girdikten sonra çok iyi başarı elde edeceğinden eminim. Çünkü Hanoi gibi markadan kastım ne? Kaliteden derdimiz olmayacak. Fiyatı da artık biz fakiriz insanlarız ya. Fakir Türkleriz. Yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin insanları fakir insanlar. Ucuz olması çok çok önemli. Ben ilk kez bu kadar yıllık teknoloji hayatımda bir Hanoi lansmanı izleme şerefine ulaştım. Canlı. Ben lansmanı genel anlamda beğendim. Ben de çok beğendim. Yanımda Kerem olsa daha çok beğenirdim. Gelsin lansmanı. O zaman Kerem. Yani şükür etmeyi bilmiyorsunuz ya. Niye abi? Şey? Dedi ya fakiriz falan. Ha, değil her miyiz? Şeyimiz var abi. Her öyle mi? Var mı? Evet. Çıkar göster. Trollük yapıyorum abi. Trollük yapmaya geldim. Çıkar göster. Ne var abi? iPhone 15 Pro. Kim alabiliyor? Aramızda zenginler de var arkadaşlar. Porsche var mı araba? Sana para verdiysen Kerem. Araba olarak Porsche var mı? Yok abi. Tamam. Yani genel olarak araba olarak var Porsche. Bende yok. Okey tamam. Eğer Kerem Hardware Plus'tan ayrılmasaydı biz Kerem'e Porsche alacak kadar maaş verecektik. Bunu da buradan söyleyeyim. Ama ayrıldık. Tam ayrıldıktan 10 gün sonra açıklayacaktık bu zammı. Ben de şunu söyleyeyim. Hali hazırda HVP'de çalışan arkadaşlara hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Tamam. Madem bence ben kaçırdım. Sevgili Aydoğan Eren. Talep bence HVP'de en çok çalışan benim. Hemen kendime bir Porsche alayım. Abi, sonra bir tane de şey alırım. Porsche Design Hanoi telefon alırım. Tamam, süper. Abi GT3'se ben de yazılabilir miyim? Lütfen Porsche. Hardware Plus'a çalışıyor mu kendisi? Yani ortak galiba abi. Var bir ortak. Kendisi daha iyi bilirsin. Okey tamam. Ve Hanoi lansmanı ile ilgili yorumlarımız böyle arkadaşlar. Bundan sonra Xiaomi lansmanına gideceğiz. Xiaomi lansmanından da buna benzer vaktimiz olursa bir video çekeyim. Onu da paylaşırız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.